Aa, değiştirememeleri Bu gerekiyor bu oluyor mu arada. böyle bir şey? Normalde 20 saniye kaladan itibaren değiştirememeleri gerekiyor. Bakalım mücadele içerisinde öğreneceğiz ve maça Okay. artık geçiş yapıyoruz. Five Roy'un Akademi, 1907 Fenerbahçe Akademi başlıyor. Kötü işler gelebilir şu an. Forbes geldi. Lanham sanki bir an için orada bakmıyordu ve orada onu yakaladılar. Sıça kullanacak mı diye Oh. bakıyorum ama gerek bile yok çünkü. Oo, bu arada Ruvelius tek başına kaldı ama sıçrası vardı. Sıçrayı kullandı. Chosen geldi. Şimdi Ruvelius biraz yemlemiş oldu. Yandan Korms da geldi. Ruvelius'tan yüksek bir hasar. İyi bir pozisyonda duruyor şu anda. Şifa Yalnız var Chosen hala. çok fazla hasar aldı. Şimdi Spars'ın düştüğünü göreceğiz ve Spars skoru geliyor. Hosebi'nin kaçabileceğini zannetmiyorum buradan ve Umut'tan gelen ışınlanla birlikte Ruvelius'a iki skor birden gitti. Evet. O bu arada bir kere daha çıpa tutuyor orada. Lugel hemen geri çıktı. Orada aslında Devam o ediyor. Ruvelius devam ediyor. Ruvelius almak istiyor skoru ve aldı. İşte şifayı böyle değerlendirdi Ruvelius. Ya. Yani bu Hosemi ile başlayan bir hata zinciriydi aslında. Bence 6 seviye olmayı beklemeliydi. Bu arada Oh. Spars'tan agresif oyun ama Chosen bir kere daha burada Işınlan geliyor şimdi. Korps önde. Chosen bakalım yemleyecek mi burada? Sersemletme gelmeden kronometre geldi şimdi. Chosen geliyor oraya. Spars'ı da düşürecekler. Pantheon yine biraz minyon temizleme ihtimaline sahip kule altında. Ve hatta kule altında güzel pozisyon buldu. Luger'in canını çok yaktı burada Matilda. Yandan Ozemi geliyor şimdi. Matilda'dan bir tane daha mızrak tutmadı. Ozemi'yi görecek birazdan Matilda. Matilda'ya bakıyorum sıçrası yok. Kule altına karşı ses dalgasından kaçtı. Arkadan Umut geldi. Umut'tan çok güzel ulti. Mangal. Rotasyonlar. Yani Pfeiffer'in eliyle koymuş gibi tabirin hakkını veriyor bugün. Evet, ulti de geldi. Aa, Chosen biraz uzaya attı o ultiyi ama şimdi yandan Korps geliyor. Güzel bir ulti Umut'tan ama yine biraz dikey oldu bu. Fazla dikey olunca da şimdi çıkmak zorunda kalacaklar. 1907 Fenerbahçe çok güzel bir cevap verebilir burada. Hosemi ama ilk düşen isim oluyor. Korps da hemen orada öldüğünü görüyoruz diğer tarafta. Umut'u da kaybettiler. 2-2'lik bir değişim. Yalnız Ruvelius'un manası yok. Ruvelius'un burada daha fazla hasar katkısı sağlaması mümkün olmayacak Umut da ölmüşken. Ve 2-2'lik değişim bence 1907 Fenerbahçe'nin oldukça faydasına oldu bu savaş. Evet, barikatlar alınamadı tam anlamıyla. Yalnız savaş devam ediyor orada. Lenham kendini zor pozisyona soktu. Lenham skor almaya çalışırken düştü. Karşılığında Matilda'yı kaybediyor Fyfrolin. Yani 8 ejderler gitti ve dağ haritası göreceğiz. Tam anlamıyla geri getirmediler. Hala çok fark var. Evet yani 300 altında oradan gelmiş. Pantheon'un üzerinde 300 altın varmış. O bu arada Korms hemen orada yakalandı. Spars ve üzerine bir de gelen Sejuani ultisi Spars'ın burada öldüğünü göreceğiz. Ruvelius'tan güzel bir ulti. Ozemi onu takım arkadaşlarına doğru tekmelemek istemişti ama bu da işe yaramadı. Rumble ultisi bu sefer kötü geldi biraz. Defansif. Diğer taraftan Midkit hemen buradan uzaklaşacak. Evet. Almayı başardılar. Yalnız Lenham araya girdi. Şimdi arkadan kitle kontrol Matilda'dan Ruvelius anında aradan çıkardılar. Lenham Umut'u da almak istiyor. Umut skoru da geldi. Lenham'dan iki skor birden. Şimdi yeni geldi Chosen buraya. Lenham düşecek mi acaba diye bakıyorum. Lenham düşmedi. Arkadan Midkit'ten bu arada güzel bir hasar. Arkada 3'te 3 yapan bir Lenham var. Bu Ya arada başlayayım. en başta dinleseler şu an kuleciler üstelerdi şu an. Şu an üstlerinde bekliyorlardı. Bu arada ben de şey demiştim hani İlerleyen. Bir tek İlerleyen Rusya'yla ne olacak? Değil mi? Yoksa Luger kalıcı mı olacak? Onu merak ediyorum. Bu arada Hosemi ile Chosen arasında Hop. birebir. Hosemi Chosen'ı şimdi Ejder Çukuru'na getirdi ve Chosen'ın hala oradan çıkmak için yeterli yetenekleri var. Hosemi yine kaçırdı yeteneklerini ve arkadan gelen Rumble ultisi ile çok rahat bir skor. Yalnız şimdi Chosen sıçrayla uzaklaşıyor burada. Ya şöyle. Oh, bu arada Korps'tan agresif oyun sıçrayla tutmadı. Hosemi çok kötü pozisyonda. Ruve'ye tekmeyi Oh. çok kötü noktaya attı. Bir kere daha Hosemi'nin düştüğünü gördük. Şimdi Rumble ultisi ikiye ayırdı 1907 Fenerbahçe oyuncuları. Umut'tan çok güzel bir kronometre bu arada. Oy. Arkada Lenham hayatta kalmaya çalışıyor ama Ruve orada Lenham'a vurdu. 600 altına alan isim Umut. Arkadan Ruve'den ve Umut'tan çok yüksek bir hasar. Midkit'in de düştüğünü göreceğiz. Lee Sin mindset'i dediğimiz şeye girdi Hosemi. Yani illa ben bir arkadan dolaşıp tekme atmalıyım. İlla bir Bu arada bir şey şey diyeceğim. yapmalıyım. Geçtiğimiz haftalarda anlattığım bir Akademi Ligi maçında Dark Passage pozisyonlarda ne olursa olsun bir umut ışığı, bir... Çok rahat bir biçimde bu kuleyi aldı. Five Ronin cephesi.
Yani gelemeyeceksin diyor resmen. Resmen ona diyor ki buradan geçiş yok. Rakip bu kadar önde olmasaydı. Evet ama 3 dağ ejderi olan bir takımdan bahsediyoruz. Dediğim anda Korps yakalandı ama işte o kadar tanklar ki şu anda Spars geri sıçratmak zorunda kaldı. Midkit arada yakalanıyor şimdi. Arkaya gelen bir isim var bu arada. Kronometreyi kullandı Rubelius. Rubelius 3 kişinin arasında. Rubelius orada daha fazla hasar veren taraf. Korps düştü ama Rubelius'tan öyle bir hasar geliyor ki. Hosemi de düştü. Rubelius kovalamaya devam ediyor. Dediğin gibi. Haber değeri var gerçekten. Şimdi Lenim arada. Lenim umut almak istiyordu. Umut'tan güzel sıçra. Lenim'den iki kişilik bir sersemletme. Ruve ultiyle çok iyi yardım ettiği yandan. Ruve çok iyi yardım ettiği yandan ama güzel zaman kazandı Lenim. Ruve'nin hasarına ihtiyaçları var şu anda. Ruve geldi. Midkit'le yaptığı birebir. Kim üstün çıkacak? Midkit'in çok yüksek bir hasarı var ama Ruve'ninki daha yüksek. Luger orada Ruve ona sağ tık yapacağım diye korkutuyor onu. Ve Luger mi? Ruve mi? Luger kazandı. Luger kazandı. Son bir hasar lazım. Chosen yapabilecek mi diye bakıyorum. Hayır, hayır. Chosen hayır ne yapıyorsun? 4200 falan canı olması lazım onun. Korps şu an o kadar korkusuz ki gördüğüne Q atıyor. Chosen bu arada Sparz önde yakaladı. Güzel bir Rumble ultisi. Rumble ultisi çok iyi yere geldi. Yanlar Ruven'in ultisi. Hosemi şimdi tekme atıp Ruven'in su takım arkadaşlarına gönderdi. Yani sadece Sparz düştü ama Fyfron için bu yeterli. 3800 can deyip geçmeyin. Üzerine de yaklaşık bir 400 falan ekstra kalkanı var. Yetmiyormuş gibi bir de Baron'u aldılar. Çok rahat geldi. Bir de Rün'ünden. Rün'den bir de Bu arada şimdi araya giren bir isim var. Hosemi orada yakalandı. Arkada direkt olarak Rün'ün verildiğini görüyoruz. 1907 Fenerbahçe şimdi geri çevirebilecek mi dedim ama arkada Lenin de düştü. Korps'un da düştüğünü görüyoruz. Şimdi 4-3'lük bir avantaj 1907 Fenerbahçe'den Chosen'da yakalandı. Luger'in de bu arada 6-1-7 oynadığını söyleyelim. Evet. Bitiş noktasını... Bitiş ondan mı gelecek acaba? Tam Rubelius'u yakalayabilecek bir pozisyonda. Ama Rubelius'un... Yok, kaç. Nereye kadar? Rubelius! Çıldırdı. Bu arada Korps... Ya, Korps mu Hosemi mi? Korps denmez artık buna. Yani Hosemi bu kaç oldu ya? Bu arada yaklaşmaya çalışıyor 1907 Fenerbahçe ama savaş çıktı Ruve! Ruve'den nasıl bir ulti o öyle? Anında eridi Lenim. Arka tarafta Spars kaçmaya çalışıyor. Midkit kaçmaya çalışıyor ama Midkit'in kaçış yolu yok. Sersemledi orada. Zonyas'ı kullandı. Çıkışta düşecek muhtemelen dedim. Elinden gelen her şeyi yapıyor Midkit orada. Diğer tarafta Luger düşmek üzere. Luger canından bezmiş durumda. Işınlan geliyor. Maçı bitirmeye gidecekler. Matilda Spars'ı yakaladı. Hosemi minyonlara bile vuramıyor. Hosemi o kadar kötü durumda şu anda. Yani 0-9-5. Belki de kariyerinin en kötü maçını geçirdi. Gitmeden, oldu be! Bu sefer oldu be Hosemi. Gitmeden bir tekme atayım dedi ama bu da tabii teselli tekmesi. Ve Fyfron'in 44 dakika sonunda mücadeleyi kazanan taraf.